Peki, kabine toplantısı burada sona erdi. Öne çıkan başlığı da paylaştık. Saat 20 itibariyle ana haber saat dilimine girmiştik. Ana haber için hazırladığımız çok sayıda haber var. Onlardan birkaç tanesini kalan süre boyunca sizinle paylaşacağız. Fransa'da olan biteni takip ediyoruz. Paris'te cuma günü 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırı olmuştu. O saldırının yankıları devam etti bugün de. Paris'te yine protestocular sokaklardaydı. Ama hafta sonu yaşanan şiddet olaylarından sonra bugünkü yürüyüş sakin geçti. Soruşturmaya dair de yeni gelişmeler oldu. Daha önce psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle kliniğe sevk edilen saldırgan gözaltına alındı. Paris sokakları yine protestoya sahne oldu. 23 Aralık'ta 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırı sonrası protestocular sokağa çıktı. Ancak bu kez geçtiğimiz hafta yaşanan şiddet olayları yerini sükunete bıraktı. Göstericiler yaptıkları yürüyüşün ardından olaysız dağıldı. 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırının faili olarak yakalanan William M. sorgusunda Avrupalı olmayan bütün yabancıları düşman olarak gördüğünü söyledi. Hem kendi ifadesine hem de çevresindekilerin anlattığına göre William M. 2016'da evi göçmenler tarafından soyulduktan sonra büyük bir değişim geçirmiş. Bu tarihten sonra ise suç dosyası kabarık. 2017'de yasa dışı silah taşımaktan 6 ay hapis cezasına çarptırılmış, cezası ertelenmiş. Aynı yılın Haziran'ında 2016'da silah değiştirdiği suçlardan bu kez 12 ay hapis cezası almış. Hapis yattığı son olay ise geçen yıl Aralık ayında Paris'te bir göçmen kampına kılıçla düzenlediği saldırı. İki kişiyi yaraladığı olayın ardından bir yıl hapiste tutulan William ve saldırıdan 11 gün önce şartlı salıverilmiş. Yetkililer tadiye şartlar arasında psikiyatrik tedavinin de olduğunu belirtti. Silah taşıması da yasak. Saldırıda kullandığı silahı ise geçmişte üye olduğu atış kulübündeki arkadaşından 4 yıl önce aldığı, anne ve babasının evinde sakladığı açıklandı. Fransız basını, atış kulübüne üye ancak silah taşıması yasak olan birinin neden daha sıkı kontrole tabi tutulmadığını sorguluyor. Saldırganın annesi ve babasıyla birlikte yaşadığı evinde arama yapıldı. Bilgisayarı ve cep telefonu incelendi. Bu aşamada aşırılıkçı bir ideolojiyle bağı olduğuna dair bulguya rastlanmadı. Soruşturma cinayet ve cinayete teşebbüs temelinde devam ediyor. Adli kaynaklara göre tüm bulgular saldırganın tek başına hareket ettiğini gösteriyor. Paris'teki bu olaylar Ankara'nın da gündeminde. Fransa Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Şimdi Öykü Tüncar anlatacak. Büyükelçiye ne iletildi, ne söylendi Öykü? Seda Öğretir, Fransız Büyükelçi Paris saldırısı sonrası saldırıyı bahane ederek Fransa sokaklarında Türkiye aleyhine başlatılan kara propagandadan duyulan rahatsızlık ve tepki dile getirildi. Diplomatik kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre Büyükelçi Hervé Margo bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve burada söz konusu kara propagandadan duyulan rahatsızlık dile getirildi. Fransız hükümet yetkililerinin ve bazı siyasetçilerin bu propagandaya alet oldukları belirtildi. Bu durumdan duyulan rahatsızlık Büyükelçi'ye aktarıldı. Fransız Büyükelçi'ye terör örgütünün Paris sokaklarında gerçekleştirdiği şiddet eylemlerinin Fransa hükümeti ve kamuoyu tarafından doğru tahlil edilmesinde fayda görüldüğü de aktarıldı. Fransa'nın mezkur olay karşısında aklı selimle hareket ederek terör örgütünün sinsi gündemine karşı müsaade etmemesine ilişkinde Ankara'nın beklentisi dile getirildi. Diplomatik kaynaklar konuya ilişkin tepkinin Paris Büyükelçiliği tarafından da Fransız makamları nezdinde ifade edildiğini de paylaştı. Hatırlatalım, 23 Aralık günü Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında bir kişinin düzenlediği silahlı saldırı sonucunda 3 kişi hayatını kaybetmişti. Söz konusu kişinin 69 yaşında göçmen düşmanı bir Fransız olduğu açıklandı. Ancak saldırı sonrasında aralarında terör örgütü sempatizanlarında yer aldığı protestocular sokağa inerek hem Paris sokaklarını bir savaş alanına çevirdi hem de bu süreç içerisinde Türkiye'ye yönelik protestolar ve açıklamalar yapıldı. İşte bu gelişmelerin ardından Fransa'nın Ankara Büyükelçisi
Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçi Fransa sokaklarında Türkiye aleyhine başlatılan kara propagandadan ve Fransa hükümet yetkililerinin ve bazı siyasetçilerin bu propagandaya alet olmasından duyulan rahatsızlık ve tepki dile getirildi. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir çağrı geldi. Kılıçdaroğlu, İstanbul ve Yalova Belediye Başkanlığı seçimlerini yenileyelim çağrısını yaptı Cumhurbaşkanı'na. Ayrıca Mayıs ayında yapılacak bir erken seçime de hayır dediklerini söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası kararına bir kez daha tepki gösterdi. Hükümete İstanbul ve Yalova için seçim çağrısı yaptı. Anayasayı süratle değiştirelim. Biz size destek vereceğiz. Derhal İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İstanbul'daki bütün belediyeler için hemen seçime gidelim. Yüreği varsa, cesareti varsa açıkça meydan okuyoruz. Aynı çağrıyı Yalova için de yapıyoruz. İnternet medyasının temsilcileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'de sorun yaşadığı iddiasını da yalanladı. Akşener ve Ekrem Bey arasında eski bir dostluk var. O Akşener'e abla der. Yadırgamadık. Bizim belediye başkanlarımız Altılı Masa'nın başkanlarıdır. 2023 seçimlerinin erkene çekilmesi tartışmalarda da değindi. Mayıs ayında yapılacak seçime hayır diyeceklerini söyledi. 6 Nisan dışında bir erken seçim tarihini kabul etmeyeceğiz diye konuştu. CHP'nin kırmızı çizgisini 6 Nisan olarak belirlemesinin nedeni ise CHP sözcüsü Faik Öztürk anlattı. Nisan'ın ilk haftasından sonra yapılacak bir erken seçime, yani bir siyasi mühendislik eseri olan yeni seçim kanununun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki bir erken seçime biz destek olmayız. Zaten bunun bir erken seçim niteliği de yoktur. Seçime bir buçuk ay kalmışken neyin erken seçimi? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne biraz odaklanacağız. Çünkü aralıksız kar fırtınası, onlarca da can kaybı var. Yüz binlerce eve elektrik verilemiyor. Eyaletlerde sıfırın altında dereceler ölçülüyor. Bir süredir böyle, bir sürede böyle olacağı benziyor. Şimdi bir bağlantı yapacağız Amerika ile. NTV temsilcisi Hüseyin Günay yayına hazır. Hüseyin, evlerinden çıkmayın uyarısı var. Daha önceki bültenlerde altını çizmiştin. Peki ama hastalar belki, çocuklar, yeme içme durumları, su ihtiyacı, elektrik yok. Nasıl çözülüyor bütün bunlar ya da çözülecek? Şu an için çözülmüyor Seda. Çok rahatlıkla bunu söyleyebilirim. Çünkü kurtarma ekipleri bazı bölgelerde evlere zaten ulaşamıyor. Bölgeye kurtarma ekibi olarak giden araçlar, birimler ve kişiler mahsur kalıyorlar. Onları kurtarmak için yeni kişileri göndermek gerekiyor. Bu yüzden yetkililerin söylediği tek bir şey var. Yaşamak istiyorsanız evinizden çıkmayın. Bu da yeterli değil çünkü Buffalo'da, New York'un bir kenti olan Buffalo'da en az 25 kişi hayatını kaybetti ve evler tamamen dondu. Evlere bakıldığında bir buz kütlesi gibi görünüyor ancak içinde yaşayan insanlar var. Ölü sayısı artıyor. Her geçen saat ölü sayısı maalesef yenileniyor. Yetkililer en az 50 kişinin şu ana kadar hayatını kaybettiğini söylediler. En az 50 kişi. Bu sayı artacak. Kuşkusuz artacak. Çünkü özellikle Montana'da, Vermont'ta, az önce söylediğim Buffalo'da, Nebraska'da, Wisconsin'de, yani kuzeyde ve Amerika Birleşik Devletleri'nin iç bölgelerinde yağış ve eksi dereceler hala devam ediyor. Benim bulunduğum yer Görece. Onlara göre sıcak, yani sıfır derece. Görece böyle bir sıcaklık var. Ancak az önce saymış olduğum eyaletlerde sıcaklıklar hala eksi 15 civarında. Bu yüzden yetkililer insanlara evlerinizden çıkmayın demek zorunda kalıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün resmi tatil. Cumartesi ve pazar günü Noel tatili vardı. Birkaç gün sonra da yeni yıl zaten tatile gitmeyi planlıyor insanlar. Ancak bu süre zarfında binlerce uçak, hem iç hat hem dış hat, binlerce uçak iptal edildi. Joe Biden geçen hafta söylemişti, geçen perşembe için eğer yola çıkmadıysanız sakın yola çıkmayın çünkü varmak istediğiniz yere ulaşamayacaksınız ifadesini kullanmıştı. Kar araçları
buzlanmış olan kardan dolayı ilerleyemiyor. Bu yüzden bazı yerlerde yollar kapalı. Bu soğuklar nereden geliyor? Birçok kişi de bunu merak ediyor. Kuzey Kutbu'ndan geliyor. Önce Kanada'yı etkisi altına aldı. Ancak Kanada bu tarz hava soğuklarına alışık olduğu için iyi bir performans sergiledi diyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'ne geldi bu soğuk hava dalgası ve Amerikalılar son 40-45-50 yılın en soğuk kışıyla karşı karşıyalar. Özellikle elektrikle ilgili bir problem var. Çünkü Türkiye'den veya başka ülkelerden farklı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde ısınma, doğalgaz, kömür veya odun ateşiyle değil, tamamen elektrik ile sağlanıyor. Yaklaşık 2 milyon kişiye elektrik verilemiyor. Bu yüzden ısınmada çok ciddi bir problem var. Bu da ölümlerin artmasının temel sebeplerinden biri olarak görülüyor. Peki ne kadar daha devam edecek? Amerikalılar bu koşullarda daha ne kadar yaşayacaklar? 2 gün daha dişlerini sıkmak zorundalar. Hava sıcaklıkları peyderpey artıyor ama hala eksi derecelerde. Rüzgar var kuzeyde. Rüzgar soğuğun daha fazla hissedilmesine sebebiyet veriyor. Ancak çarşamba günü itibariyle mevsim normalleri olmasa bile en azından eksi 15 değil de 0, eksi 1, eksi 2 derece gibi tolere edilebilir sıcaklıklara ulaşacak Amerika. Ancak o zamana kadar ölü sayısı maalesef artacak. Bir de bu işin ekonomik maliyeti var. Biden yönetimi şimdi onu da hesaplamaya çalışıyor. Fatura milyarlarca dolar olabilirse de. Hüseyin Günay anlattı. Amerika'nın kutup kabusu çarşamba gününe kadar devam edeceğe benziyor. Biz de takip edeceğiz. Ana haberde şimdi ara zaman. NTV'de ana haber bültenini bu akşam burada noktalıyoruz. Ama birazdan 15 dakika sonra yakın planla karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.